Olmaz ki yani. Bütün bir yıl açık bilmem, yaz geldi mi anası Kur'an kursuna yok, başına bir örtü takıyor, koluna da bir kocaman taşıyamayacağı kadar çocuğunu Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne var? Çocuğunu Kur'an kursuna gönderiyor. Ne anladık? Kacemini'ye şey bindirdin. Yani ne belliyor? Anlamadığı bilden bir kitabın yüzünden okunuşunu belliyor. Başka ne belliyor? Bunlar. Bir bayramda seyranda birinin evine gidiyorsun, bakıyorsun etekleri kızın şurada. İşte şöyle senin Müslümanlığını bildiği için hemen, işte amcası diyor annesi hemen, o diyor Kur'an kursuna gitti, Kur'an'ı hatmetti bilmem ne. Efeğin neresinden belli mübarek? Kur'an'a eteğini taş şuradan kestirmeyi mi belli etmek? Biz niye duramıyoruz? O ayeti de gösteriyoruz. Hemen suçlanıyor öyle işte, amcası Kur'an kursuna gitti. Göndermez o ben. Yani böyle mi olur mu? Ahu Tuğba da gitmiş, Kenan Evren de gitmiş kardeşim. Yani Kur'an kursuna hiç gitmeyen var mı Türkiye'de? Peki neresinden belli Kenan Evren'in Kur'an kursuna gitti bile? Değil mi yani? Bir yerinden belli olur insan. Böyle olmaz yani. Böyle ite safa gelmez. Böyle şanzımanı dağınık araba gibi. Olur mu o zaman? O arabayla bir yere gidemezsin yani. O Müslümanlıkla da bir yere varamazsın. O bakımdan Türkiye'deki idarecilerin işte deve kuşu gibi hani boyuna, büyüklüğüne bakıyorsun, yüksekliğine, bacakların uzunluğuna filan deveye benziyor. Kafasına bakıyorsun, kuşa benziyor. Yani bir taraf namazına bakıyor, Müslümana benziyor. Doğru dürüst bir şeye benzedi yok. Yani düzme takma arabalar olur. Hani tamponu, Chevrolet, motoru, Ford, bilmem neresi, Skoda filan. Böyle uyduruk araba yaparlar. Onun gibi böyle Müslüman olmaz. Müslüman böyle bütün parçaları orijinal. Yani made in Kur'an. Tabii ona Müslüman diyor. Babam şakası yok ki bu işin, değil mi?